tarihindeki en başarısız takım 9. sırada kapattıkları ilk yarının ardından 12. sıraya gerilediler. İşte Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 22. hafta karşılaşmalarını arkadaşlarımız yayına veriyorlar. Kocaeli Spor 0, Sakarya Spor 1 dün oynandı. İstanbul Spor 0, Trabzon Spor 0 ve diğer maçlarda şöyle. Yarın Erzurum Spor Galatasaray, Gaziantep Spor Antalya Spor, Altay Ankara Gücü, Adana Spor, Çanakkale Dardanel Spor, Gençler Birliği Samsun Spor ve Karabük Spor Fenerbahçe maçı. Bu maçta Sine 5'in naklen yayın programında yarın akşam Karabük'te olacağız. Değerli izleyiciler, işte maç öncesi puan durumu. Fenerbahçe 48 puanla lider. En yakın takipçisi Galatasaray 47 puan artı 36 averaj. Beşiktaş 45 puan artı 19 averaj. 41 puanla Trabzonspor 4. sırada. 5. Kocaeli Spor'un 37, 6. İstanbul Spor'un 34, 7. Antalya Spor'un 31, 8. Gençler Birliği'nin 29 ve 9. Gaziantep Spor'un 28 puanı bulunuyor. 25 puanla Altay 10. 24'er puanlıki takımdan Ankara Gücü 11. Bursa Spor 12. 13. Samsun Spor ve 14. Erzurum Spor'un 22'şer puanı var. 15. Adana Spor 21 puanda ve 16. Sakarya Spor dün de 3 puan aldığı puanını 20'ye çıkarttı. 17. Çanakkale Dardanel Spor'un sıralamadaki yeri ve puanı aynı 17 ve son sırada Karabük Spor 13 puanla yer alıyor. Şeref tribünü geliyor görüntüye. Maç öncesinde Bursa Spor'un teknik direktörü, yeni teknik direktörü Sakıp Özberk'le görüşme imkanı buldum. Ve defansta problemler yaşandığını söyledi Sakıp Özberk. Kondisyonu zayıf bulduğunu söyledi takımda. Altyapıya yöneleceğini ve hedef maçlar tespit ettiklerini belirten Özberk, o engelleri aşıp Bursa Spor taraftarlarını mutlu edeceklerini söylüyordu. Değerli izleyiciler, şimdi sizleri dün akşam oynanan Kocaeli Spor Sakarya Spor mücadelesine götürmek istiyoruz. Sonra yine birlikte olacağız. Benim otomobilim Megane. Bazen değişiklik olsun diye emniyetsiz durumlar yaratıyorum. Hay hay! Emniyetli Renault Megane. Karşılaşma sonra başlayacak. Çok kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. İki yıl sonra dünya şampiyonuyum dedi. İki yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Bu boksör Muhammed Ali. Türk bankacılığında zirveyi hedefledi. Bugün zirvede. 98 bilançosu 2.4 kat veriyor. Mevduatı 1.3 kat veriyor. Kredileri 918 trilyon. Öz kaynakları 288 trilyon. Net karı 130 trilyon. Bu banka Garanti. Avrupa'da en iyi banka olmak Garanti'nin yeni hedefi. I'm young, I'm handsome, I'm fat, I'm pretty and can't possibly be big. Değerli izleyiciler, mücadeleye Beşiktaş takımı başlayacak. Murat Ilgaz görüntüde. 1999'da FIFA kokartı aldı. Bu maçta görev yapan yardımcısı Serdar Çakıroğlu ile birlikte. Değerli seyirciler, bu karşılaşmayı otomobilleriyle yaşama keyif katan Renault'un katkılarıyla izleyeceksiniz. Teşekkürler Renault. Ve işte Murat Ilgaz, 4. hakemi Mustafa Arslan'dan da işareti aldı. Ve karşılaşma.